Merhaba sevgili Dost TV izleyenleri. Hayat güzeldir'e hepiniz hoş geldiniz efendim. Bir perşembe günü daha sizlerin karşısında olmaktan çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum benimle birlikte. Sosyolog Profesör Doktor Emrah Akbaş hocam bizlere eşlik ediyor efendim. Bizlere bugün çocuk haklarını anlatacak. Bildiğiniz üzere 20 Kasım günü Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. Ve bunun üzerine bizler de bugün çocukların haklarından bahsedeceğiz. Dünyada gerçekten çocukların hangi hakları var, hangi hakları hak ediyorlar ve aslında hangi hakları ihlal oluyor? Bunları anlatacağız efendim. Aynı zamanda mutfağımda Reyhan Akgün hanımefendi bizlere eşlik ediyor. Bizlere yine birbirinden lezzetli iki farklı tarif hazırlıyor. Gelin birlikte bakalım neler hazırlayacakmış bugün. Reyhan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bizlere neler hazırlayacaksınız? Bugün tavada su böreği tadında bir makarna böreği yapacağım. Makarna böreği. Evet. Hem pratik her zamanki gibi. Evet. En sevdiğimiz. Hem pratik hem de çok lezzetli bir su böreği tadında makarna yapacağım. İçi peynir dolgulu. Harika. Onun haricinde çikolata krizine girenler için çok tatlı, çok pratik. Nefis bir çikolatalı spangle tarifim spangle var. Spangle tarifi. Evet. Yani böyle biraz hazır paketlerle değil de değil, kendimiz evde, yapacağız malzemelerimizle. Evdeki malzemelerle. Harika. Tamamen pratik ve basit çok bir güzel. Spangle tarifi yapacağız. Ellerinize onu sağlık. Güzelce süsleyeceğiz ve afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şimdi makarnamız haşlanıyor herhalde. Makarnamız değil haşlanıyor. Hangi isterseniz makarnayı kullandık? Biraz gösterebiliriz dilerseniz. Kelebek makarna kullandık. Tamam. Diğer makarna çeşitlerini kullanabilirsiniz ama çıkardığınızda böreği o börek su böreği formunu veren en güzel kelebek makarna kelebek oluyor. Kelebek makarna böyle dalgalı oluşundan dolayı. Çok güzel. Bir de daha rahat kullanışından, birbirine daha çok özümseyişinden ben kelebek makarna tercih ettim. Tabii arzu isteyen diğer makarna çeşitlerini kullanabilir. Ya zaten makarnalı bir yemeğin kötü olma ihtimali benim dünyamda yok. Yok kesinlikle. Makarnanın her anı çok lezzetli. Her hali çok lezzetli. Gerçekten her muhteşem. Her şeye yakışan. Bir paket mi koydunuz? Bir paket koyduk. Bir paket kelebek onu makarna haşlayacağız. Haşlanıyor. Bayağı sonra normal pişecek değil evet, mi? Evet evet. Daha sonra harcını hazırlayacağız. Onu bir sonraki aşamada anlatacağım. Tamamdır. İlk önce isterseniz spangle ile başlayalım. Çok güzel olur. Çikolata krizine girenler için diye bir başlık attık efendim. Evet. Sizlerin de böyle bir tatlı sevginiz varsa ki olmayan da bilmiyorum. Çok zannetmiyorum. Azdır, genelde tatlı tatlı deyince de çikolata zaten. Kesinlikle. İlk önce tenceremize 1 litre sütümüzü ilave ediyoruz. Tamamdır. 1 litre sütümüzü koyduk. Evdeki malzemelerle çok güzel kesinlikle. Gerçekten değil mi? Yani hazır paketle de spangle satılıyor değil mi? Sadece süt koyup karıştırıp tabii, elde edebiliyoruz ama hani yine de içeriğini bilmiyoruz. Her ne kadar kesinlikle böyle markaya güvenseniz de burada içeriğini kendiniz koyduğunuzda çok daha güvenilir. Evet. Neler kattık şimdi? Şimdi bir çay bardağı un koyduk, 3 yemek kaşığı kakao koyduk. Tamamdır. 1 litre sütümüzü ekledik. Bir çay bardağı şeker mi koyduk? Bir çay bardağı şeker koyduk. Tamam. Bir tane yumurta sarısını ekliyoruz. Harika. Göz göz olana kadar bunu karıştırıyoruz. Tamamdır. Bir kıvam alacak zaten. Tabii, un tabii. Ve kakao ile un birlikte. Un ve kakao olduğu için kıvam olacak. Göz göz olana kadar karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra altını kısıyoruz. Tereyağımızı ve çikolatamızı. Biz bugün bitter kullanıyoruz. Tamam. Dileyen bazen mesela örnek veriyorum. Migren hastaları için bitter çok ağır oluyor. Hmm. Ben kendimden biliyorum. Evet. Bitter ağır çikolata diyorsanız ki en sağlıklı çikolata aslında bitterdir. Evet, evet. Bitter çikolata benim için ağır olur diyorsanız çikolatalı sütlü çikolatalı kullanabilirsiniz. Sütlü çikolata da kullanabiliriz. Evet. Evet. Hatta böyle fıstıklı falan da olsa ağzımıza biraz fıstık evet, parçaları da gelir. Evet, kesinlikle fındıklı, evet, fıstıklı, antep fıstıklı çikolatalar da lezzetinize lezzet katmak isteyenler için tercih edilir. Harika. Bunu kıvam alana kadar karıştıracağız. Karıştıracağız. Göz göz olduktan sonra tereyağımızı ve çikolatalarımızı ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı tereyağı gibi değil evet, mi? Evet, 2 yemek kaşığı bayağı tereyağı. Bayağı da böyle güzel lezzetini artıracaktır kesinlikle değil mi kıvamını? Daha sonrasında çikolata spangilemizi ılımaya bırakacağız. Ilıdıktan sonra da bir bardak soğuk su bardağı. Burada soğuk olmasına dikkat edelim. Soğuk su bardağını yani bir bardak suyu ekleyeceğiz. Tamam. Tekrar çırpacağız. Ondan sonra servis tabaklarımızı alacağız kaselerimizi. Soğuduktan sonra bir bardak soğuk su. Harika. Onu koyup soğuk öyle çırpıyoruz. Evet. Püf noktası burada kesinlikle herhalde değil mi? Evet kesinlikle. Çok güzel. O zaman dilerseniz siz biraz karıştırın. Tamam. Kıvam alsın. Çikolatanızı, tereyağınızı koyun. O soğumaya başlasın. Tamam. Sonrasında o soğuduğunda ben yanınıza geleyim. Soğuk suyumuzu koyalım, çırpalım.
Bir de böreğimize bakalım ne halde olacak. Tamam. Kolay gelsin Reyhan Hanım. Teşekkür ederim, sağ Biz olun. Biz teşekkür ederiz. Ben de hemen hocamın yanına geçeyim şöyle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz Bizler inşallah. Bizler de iyiyiz, çok şükür geldiniz. Çok memnun olduk hocam. Ben de öyle. Teşekkür ediyoruz. Bugün de gerçekten çok böyle güzel, önemli bir konumuz var. Hazırda Dünya Çocuk Hakları Günü'nü yeni geçirmişken böyle bir anımsatma niteliğinde, bir farkındalık niteliğinde konuşalım istedik. Hı hı, tabii ki. Çocuklar zaten canımız, toplumumuzun değil mi? En önemli kesimi, gençlerimiz, çocuklarımız, geleceğimiz aslında. Evet. Bir toplumu toplum yapan her şey. Bugün de hocam aslında sizden yani çocuk kime denir literatürde? Bununla başlayalım istiyorum. Tamam, pekala. Önemli bir meseleyi konuşuyoruz. Çok hayati bir meseleyi Kesinlikle konuşuyoruz hocam. Doğrusu. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü olarak dünyada idrak ediliyor, kutlanıyor. Evet. Çocuğa belli ki bir önem atfediyor dünya. Özellikle Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi'nin imzalanmasından sonra evet. çocuğun bu artan öneminin bütün ülkeler farkına daha fazla varmaya başladılar. Peki çocuk kim sorusu önemli. Doğrusu çocuk kendine özgü bir takım gelişimsel özellikleri olan, kendine evet. has bir dili, dünyası olan bir varlık. Fakat günümüzde bildiğimiz, tanımadığımız biçimiyle çocukluk her zaman var değildi. Çocukluk evet. tarihine dair yapılan çalışmalardan öğreniyoruz ki, örneğin Philip Arias'ın çalışmasından öğreniyoruz. Orta çağda batıda çocukluk diye bir kategori söz konusu değildi Philip Arias'a göre. Evet. Nasıl kategorize ediyorlardı peki? Philip Arias şöyle bir çalışma yapıyor. Orta çağ sanatına, resmine, heykeline vesaire bakıyor ve orada çocuğun nasıl resmedildiğini araştırıyor. Buna hı hı. göre bulduğu şey şu. Çocuklar küçük bir, minyatür bir yetişkin olarak oralarda evet. resmediliyor. Hı hı. Buradan ve diğer bir takım başka belgelerden yola çıkarak vardığı sonuç şu. Çocukluk aslında icat edilen bir kategori. Çünkü daha evvel tarıma dayalı bir üretim ilişkilerinin içerisinde kendine yer bulan çocuk 7 yaşına kadar süren bir bebekliği yaşıyor. 7 yaşına kadar süren bir bebekliğin ardından hemen yetişkinliğe sıçrıyor. Yani arada çocukluk diye bir periyodun söz konusu olmadığını ileri sürüyor Philip Arias. Bu teorisine bir takım itirazlar elbette var literatürde. Ama bizim için anlamlı olan şey şu, uzayan bir bebeklik ve bir an evvel başlatılan yetişkinlik söz konusu. Neden böyle? Doğrusu Orta Çağ batısı için düşündüğümüz zaman, özellikle Avrupa için düşündüğümüz zaman, tarıma dayalı bir üretim biçimi var. Ve o tarıma dayalı üretim biçimi içerisinde çocuklar da tarımsal üretimin bir parçası haline geldikleri an yetişkinlik onlar için başlamış oluyor. Çocukluğu ayrı bir kategori, ayrı bir periyot haline getiren şey ne? Çocuğun kendine has bir takım özelliklerinin ve ihtiyaçlarının fark edilmesi evet. doğrusu. Bu noktada karşımıza yine batıdaki bir takım gelişmeler çıkıyor. Bu gelişmelerden hı hı. en önemlisi çocuğun eğitim ihtiyacına dair gelişmeler. Hı hı. Çocuğun okula gitmesi, okulda eğitim görmesi meselesi evet. aslında bugün bildiğimiz haliyle çocukluğu ortaya çıkaran sürecin önemli bir köşe taşını oluşturuyor. Evet, evet hocam. Tabii çocuğun eğitim hakkına sahip olması gerektiği anlayışı da öyle kolaylıkla ortaya çıkmış bir şey değil. Batı'da, Avrupa'da bir zengin sınıfın ortaya çıkması, özellikle Rönesans'la beraber Avrupa'da bir tür ticaret burjuvazisinin ortaya çıkması, zengin, varlıklı bir nüfus kesiminin ortaya çıkması, onların çocuklarına dair başka bir takım ihtiyaçlar duymasını beraberinde getiriyor. Yani tarımdan kopan evet. farklı bir toplum kesimi bu defa çocukların tarımsal üretimin bir parçası olmayacaksa, ne bileyim tarlada, tabanda vesaire evet. çalışmayacaksa, kendine ait bir zamanının olması gerektiği düşüncesinden hareketle o zamanı daha çok çocuğun eğitimiyle, eğitilmesiyle vesaire doldurmaya dönük bir çaba içerisine girişiyor. Evet. Bu Avrupa için böyle bir mesele tabii. Bize baktığımız zaman bizde çocuğa dair farklı bir anlayışın söz konusu olduğunu söylemek lazım. Evvela çocuk Allah'ın emaneti olarak görülür. Bu batıdan bizim aslında çok keskin hatlarla ayrıldığımız bir noktadır. Çünkü Katolik çocukluk anlayışı çocuğun günahkar olarak dünyaya geldiği varsayımına dayalıdır. Vaftiz sebebi hatta değil mi? Vaftiz o yüzden yapılır. Çocuğu suya batırırlar, çıkarırlar. Temizlenir. Bir tür arınma merasimi yaparlar. Arınma merasimi iyi hoş ama çocuk neden günahkar olarak dünyaya gelsin? Evet. Bizim belki de en radikal bir biçimde ayrıştığımız noktalardan birisi
Çocuğun aslında belli bir fıtratla ama olumlu bir fıtratla dünyaya geldiği ve daha sonra yetişkinlerle temasın ardından bir takım olumsuz nitelikler kazanmaya başladığıdır. Evet, fıtrattan çevreyle yabancılaşma süreci bu. Evet hocam, fıtratın aslında o %100 o doğal fıtratın zamanla dediğiniz gibi çevreyle ve yetişkinlerle bir araya geldikçe bozulmasıyla kaynaklanan bir değişim oluyor. Bunu hatırlamamız lazım. Evet. Yani bizim nasıl bir çocukluk tasavvuruna sahip olmamız gerektiği, çocuğu nasıl ele almamız gerektiği sorusunun cevabını o fıtratın ne olduğu sorusunu sorarak bence aramalıyız. O zaman hocam burada literatürde çocuk kavramından bahsederken kültürel bir ayrışmadan da çok net bir şekilde söz edebiliyoruz değil mi? Bahsedebiliyoruz bence evet. Yani bugün sözünü ettiğimiz çocukluk ve hatta Türkiye'de çoğumuzun deneyimlediği çocukluk ve çocuklarımızı yetiştirme biçimimiz büyük oranda Avrupa merkezli bir anlayışa dayanıyor. Yani modernitenin içerisinde doğmuş bir modern çocukluk anlayışına dayanıyor. Bu da bir tür evrensel çocukluk anlayışını beraberinde getirmesi hasebiyle çocuğun o kültür ve medeniyet köklerinden kopmasını maalesef beraberinde getiriyor. Yani biz bütün dünyada ortak, tek tip bir çocukluk anlayışını gündeme getiriyoruz. Aslında hocam yani her şeyde böyle tek tipe gitmek yok mu zaten? Yani bir güzellik anlayışında da aslında şu an günümüzde değil mi? Yani popüler her çağın böyle bir popüler güzellik anlayışı oluyor ve o çağdaki bireyler kendini zorla o kalıba sokmaya çalışıyor. Oysa ki değil mi yani hepimizin parmak izinin farklı olduğu gibi aslında hepimiz farklı güzelliklere sahibiz. Kesinlikle hepimizin farklı bir yönü güzel. Hem fiziksel hem manevi olarak ama yani o toplumun dayatmış olduğu aynı olmak. Hani bir fabrikadan girip farklı girip sonra hep aynı çıkmak görseli vardır ya. Evet. Yani bunu birçok noktada yapıyoruz ve çocuk gelişimi noktasında da bunu çok zorluyoruz değil mi? Belirli popüler akımlar var çocuk eğitiminde, çocuk yetiştirmede ve artık günümüzde anneler babalar eskiden hani çok çalışıyorlardı. Böyle dediğiniz gibi tarlada belki hayvancılıkla yani fiziksel olarak çalışma çok fazlaydı ve çocuğu görmüyorlardı. Evet. Çocuk kendi kendine büyüyordu belki ama günümüzde de aşırı görülmüş çocuklar meydana gelmeye başladı. Çok okuyan, çok araştıran. Ben de çocuğuma şunu yapayım. Bu kitap şöyle söylüyormuş. Ben de bunu uygulamalıyım. Yatmadan önce 30 dakika şöyle bir şey yapmalıyız falan gibi. Değil mi? Bu sefer çocukları da belli bir kalıba zorlamaya çalışmak aslında oldu. Aslında fabrika sözcüğünü tercih etmeniz anlamlı. Böyle bir fabrika aslında var. Frankfurt Okulu sosyologları kültür endüstrisi diye bir kavramdan bahsediyorlar. Kültür endüstrisi çok güzel. Kültürü bir endüstriyel üretime artık tabi tutmaya başladı dünya. Bu çocuklara da bir biçimde yansıyor. Yani çocuklar için neyin iyi, neyin doğru, neyin estetik, neyin güzel olduğuna dair kabuller endüstriyel bir üretime tabi maalesef. Böyle olunca çocuklar için piyasada var olan tüketim malzemeleri, çocukların vaktini değerlendirmek üzere ilgilendiğimiz şeyler ve çocukların eğitimine dair anlayışlarımız tek tip bir fabrika üretimi biçiminde gerçekleşiyor. Bu bütün kültürel medeniyetle alakalı farklılıkları göz ardı etmemizi beraberinde getiriyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Levi Strauss antropolog bir pancar üretir gibi tek tip kültür üretiyor dünya diyor. Gerçekten öyle bir anlayış söz konusu. Halbuki farklılıklarda zenginlik vardır, bereket vardır, rahmet vardır. Biz o farklılıkları göz ardı ediyoruz ve batılı bir orta sınıf değerler silsilesini referans alarak kendi çocuklarımızı da o değerlere göre yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Bunun farkına varmak lazım. Bu tehlikeli bir şey. Biz farklılıklarımızı keşfetmeliyiz. Biz batıdan farklıyız ama kendi içimizde de farklılıklarımız var. Kesinlikle hocam. Bunun farkına varmak lazım. Farkına varmazsak ne yapıyoruz? Aslında bir tür toplum mühendisliği yapıyoruz. Bütün o farklılıkları tek bir potada eriterek tek tipleşmeye başlıyoruz. Ortaya da çocuklukla alakalı olarak da tek tip bir çocukluk anlayışı ortaya çıkıyor. Halbuki çocuklar da dünyaya farklılıklarıyla beraber geliyorlar. Kesinlikle. Onların da o farklılığı fark etmesini sağlamak gerekir. Aslında hocam yani coğrafi çevreye baktığımızda da coğrafi şartlara bile baksak hani tek bir konuyu ele alalım. Örneğin Adana'da öğretmenlik yapan bir öğretmenden duymuştum. Yani Mayıs ayı geldiği anda sınıfta hiçbir çocuk bulamıyorum diyor. Bunun sebebi çünkü hepsi pamuk toplamaya gidiyorlar. Tabii mevsimlik tarım işçileri. Evet değil mi? Mevsimlik tarım işçileri. Ailelerine yardımcı oluyorlar belki ama
Yani baktığınız zaman yani biz Türkiye, Türkler olarak bile tek tip değiliz ki. Yani değiliz. İstanbul'daki çocuk Mayıs'ta eğitimine devam edebilirken Adana'daki çocuk devam edemiyor. Elbette. Yani orada ailesiyle birlikte tarlaya gitmek mecburiyetinde kalıyor belki. Çocuk sorunları farklı, çocuk ihtiyaçları farklı. Çocukların yaşamlarını değerlendirme, boş zamanlarını geçirme biçimleri birbirinden farklı. Bunu belirleyen sosyoekonomik statüden kaynaklı farklılıklar var, kültürel farklılıklar var. Pek çok nedenden kaynaklanabiliyor bütün bunlar. Evet. Ama biz bütün bunları yok sayarsak gerçekten kendi toplumumuza yabancılaşmayı da beraberinde getirecek bu süreç. Bir arkadaşım, yaşlılık çalışan bir arkadaşım bu. Başarılı Yaşlanma diye bir kitap çalışması gerçekleştirdi. Bundan yıllar yıllar evvel. Ona kitabını hediye etmek için getirdiğinde kitabın kapağı dikkatimi çekti. Orada gökyüzüne bakıp tebessüm eden bir Amerikalı çift vardı. Evet. Şimdi ben arkadaşımı tebrik ettim doğrusu çalışmasından dolayı ama zihnimde oluşan soru işaretlerini de paylaştım. Demek ki başarılı yaşlanmak için gökyüzüne bakıp tebessüm eden Amerikalı varlıklı bir çift olmaya mı gerek var? Tibet'te yıllarca bir inziva hayatı yaşamış bir Tibetli rahip mesela, 120 yaşında, kara kuru, o başarılı yaşlanmış sayılmayacak mı? İşte çocuklarla alakalı mesele de bu. Çocuklar birbirinden farklı. Avrupalı çocuk anlayışını, batılı çocuk anlayışını dayattığımız zaman kendi köklerimize de yabancılaşıyoruz. Kendi çocuklarımızın kendi medeniyetimizden doğmuş bir takım cevherleri var. O cevherleri mesela görmezden geliyoruz. Bunun için kendi kaynaklarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam nasıl yaklaşacağız çocuklara? Yani çocuklar büyürken hangi duygulara, davranışlara sahip olmalılar? Hani neleri gözlemlemeliyiz gerçekten onlarda? Evet. Ben çocukların kolay anlaşılabilecek varlıklar olduğunu iddia edemem. Onların kendine ait bir dünyası var, kendine ait bir dili var. Bize düşen o dili keşfetmeye çalışmak. Evet. Bizim çocuklarla kurduğumuz ilişkide genellikle yetişkince bir buyurgan tutum söz konusudur. Onlara nasihatler etmeyi tercih ederiz. Doğruları kendi doğrularımız üzerinden kurarız ve çocukla öyle bir ilişki tesis ederiz. Çocuğun dilini anlamaya dönük bir çaba içerisinde olmayız çoğu zaman. Bu da çocukları bizden koparır. Çocuk anlaşılamadığı yerde artık kendi içine kapanmaya, kendi dünyasına dönmeye karar verir. Bundan dolayı çocuk dünyaya nasıl bakar? Çocuğun dili nasıl bir dildir? Bunu keşfetmeye çalışmak gerekir. Bunun için evvela kendi yetişkinliğimizi sorgulamamız gerekir. Çünkü yetişkinin yetişkin olmasını sağlayan şey modern dünyada çocukluktan kopuşudur. Bu doğru bir anlayış değildir bana sorarsanız. Çünkü çocukluktan yetişkinliğe doğru doğrusal bir ilerleme yine batı merkezli bir anlayışın ürünüdür. Efendimiz çocuklarla alakalı olarak şöyle bir şey söylüyor. Çocuğu olanlar çocuklarınızla çocuklaşın diyor. Evet. Bu önemli bir şey. Yani çocuklarla çocuklaşmak sadece çocuklarla beraber çocuksu oyunlar oynamak demek değil. Çocuksu bir dünya görüşünü keşfetmeye çalışmak demek. Evet. Bu dünya görüşü nasıl? Bizden farklı olduğu muhakkak. Kesinlikle. Bir kere hakikatli olduğu muhakkak. Evet. Yani çocukların bana sorarsanız dünyası nasıldır diye ilk vereceğim yanıt onların çok hakikatli insanlar olduklarıdır. Doğruyu da yanlışı da çok dürüst, hakikatli bir biçimde sizinle paylaşırlar. Beğendiklerini beğendiklerini ifade ederler, beğenmediklerini yine beğenmediklerini ifade ederler. Bu onların ne kadar hakikatli insanlar olduğuna dair bir dünya görüşüdür. Bunu görmek gerekir. Bunun ötesinde çocukların dünyasında hiyerarşik ilişkiler yoktur. Yani o yetişkinlere ait bir şeydir. Ağalar, paşalar, işte profesörler, diğerleri vesaire. Sosyoekonomik statüye göre ayrımlar, kültürel ayrımlar, bütün bunlar yetişkinlerin inşa ettiği şeylerdir. Çocukların dünyasında bunlar yoktur. Çocuklar doğası gereği eşitlikçidir. Doğası gereği daha adil bir dünya içerisine doğmuş, kabul ederler ve ilişkilerini böyle kurarlar. Kendi aralarındaki varlıklı olanlar, yoksul olanlar arasındaki ayrımlar, olumsuz tutumlar yetişkinlerin öğretmesi neticesinde gerçekleşir. Bu yönüyle çocuklar aslında yetişkinlerden değil, yetişkinler çocuklardan öğrenmek durumundadır. Bizim evvela karar vermemiz gereken şey budur. Yani çocukların haklarını nasıl koruruz önemli bir şeydir. Çocuklarla kurduğumuz ilişkide onları nasıl eğiteceğimize dair bir takım bilgiler elbette önemlidir. Ama evvela bence yetişkinler
cahilleşmeli, masumlaşmalı. Cahilleşmek ve masumlaşmak birbirine yakın şeylerdir. Kendi yetişkince tutumlarından ve bilgilerinden arınarak çocukla yatay bir düzlemde çocuksu bir ilişki kurmayı tercih etmelidir. Bu da çocukla elbette zaman geçirmeyi de gerektirir. Evet, zaten bunu aslında bir noktada hocam öğrenmek, daha doğrusu tekrar hatırlamak lazım değil mi? Çünkü az önce şunu çok güzel söylediniz. Hani çocukluktan yetişkinliğe bir sıçrayış, çocukluğu tamamen bırakmak. Bu da aslında Batı'nın getirdiği bir şey diye söylediniz. Gerçekten hocam, yani böyle yetişkinliğe bir de çocukluktan özeniriz de. Bir yetişkin, bir büyüsem, ah bir büyüsem, ah bir 20'li 30'lu yaşları görsem gibi. Yani oraya geçtiğimde ah sonunda kurtuldum gibi bir havaya bürünürüz aslında. Sonra hep özleriz çocukluğumuzu. Değil mi? Ama yine de gördüğümüz çocukları da hor görürüz. Kendi çocukluğumuzu özleriz ama onların dünyası, ya sen ne bileceksin falan diye belki iteleyerek. Değil mi? Onları önemsemeyerek. Aslında burada Hazreti Ali'nin de benim bir sözü aklıma geldi. Çocuklarınızla kendi çağınız değil, onların çağıyla konuşun ve iletişim kurun diye buyuruyor. Çok güzel. Bu da çok zor bir şey hocam ama, değil mi? Yani gerçekten zor. Bunun için çaba sarf etmek gerekiyor. Dediğiniz gibi hani onunla vakit geçirmek bunun ilk adımı belki. Çocukluktaki bilgeliği görmeye çalışmak lazım. Evet. Doğrusu bilgelik daha çok yaşlılıkla ilişkilendirilir. Aslında yaşlıların bilgeliği elbette kazandıkları tecrübeyle alakalıdır ama daha çok tekrar çocuklaşmalarıyla da alakalıdır. Çok güzel yani hocam. Yani o fıtrata yakın olma hali çocukları bilgeleştirir. Aslında öze dönmek değil mi? Yani yaşlandıkça bir şey gibi sanki tekrar başa dönmek gibi. O öz hani çocuklukta %100'dü o fıtrat. Tabii. Bozulmamıştı. İslam üzere doğmuştu çünkü herkes. Tabii. Ve tekrar o sirkülasyonu tamamlayıp yaşlılığa geldiğinde tekrar o özüne yakınlaştığı için belki. Kesinlikle de. Öyle. Tabii bunu böyle değerlendiren yaşlılara ne mutlu. Evet. Bunun böyle olduğunun farkına vardırılan çocuklara ne mutlu. Çünkü çocukların hepsi çok şanslı değiller. Evet hocam. Çocuklar bilgece dünyaya geliyorlar ama çoğu o bilgeliklerinin farkına varabilecekleri bir dünya ile karşılaşmıyorlar. Evet. Çocuklar pek çok ihmal, istismar, sömürü vesairenin mağduru haline gelebiliyorlar. Evet, maalesef. Bu yönüyle bizim çocuklara borçlu hissetmemiz gerekir kendimizi. Yani onlar hem Allah'ın emanetidir hem bizim geleceğimizin kurucularıdır ama aynı zamanda biz onlara borçluyuz. Öyleyse o borcu ödemek için çocuklarla kurduğumuz ilişkide çok dikkatli olmamız gerekir. Evet hocam. Aile bu noktada hayati bir önem taşıyor. Evet hocam. Yani çocuk tek başına bir birey değil, bağımsız bir varlık değil. Elbette kendine ait bir dünyası ve bağımsız bir varoluşu var. Ama o varoluş aileyle bir bütün teşkil ediyor. Kesinlikle. O yönüyle bizim yaşadığımız kriz dünyada şu an belki de ciddi bir aile krizi. Bu kriz aynı zamanda çocukluk krizi anlamına çocukluk geliyor. Krizi. Evet, aslında hocam bu şu anda belki çok görülmeyen arka sebep olarak duruyor ama çok yakın zamanda patlayacak bir kriz gibi maalesef görünüyor. Maalesef öyle. Anne figürü hayati bir önem taşıyor ama baba figürü de çok hayati bir önem taşıyor. Çocukların babalarıyla zaman geçirmesine imkan tanımamız gerekir. Evet hocam. Yine Efendimiz'den bir örnek paylaşayım sizinle. Tabii ki. Bir gün kendi torunlarını severken etraftan geçen birisi bu durumu yadırgıyor. Diyor ki benim 10 çocuğum var. Bir kez bile bir tanesini öpmedim. Peygamber Efendimiz yadırgıyor bu durumu. Ve merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Çocuk demek ki bizim o merhamet duygularımızı da bize öğreten bir varlık. Çocuktan öğreneceğiz derken aslında pek çok şeyi kastediyorum. Evet hocam. Yetişkinlik krizi nedir biliyor musunuz dünyada? Merhametini kaybetmiş insanların krizidir. Bugün dünyadaki bütün adaletsizlikler, sosyoekonomik yapıdan, işte küresel kapitalizmin oluşturduğu eşitsizliklere değin, bütün bunların arkasında merhametsizlik var. Evet. Sevgi, şefkat yoksunluğu var. Evet. Bunu tesis etmek için yine bizim dönüp bakacağımız yer, hem kendi çocukluğumuzu hatırlamak, hem de çocukların dünyasından bir şeyler öğrenmeye çalışmak olmalı. Evet hocam. Çok kısa bir aramız var hocam. Elbette. Sonrasında devam edelim. Çok keyifli gidiyor. Bölmek istemiyorum ama hemen döneceğiz inşallah. Pekala. Efendim birazdan sizlerleyiz. Evet efendim, sizlerle birlikteyiz. Reklam arası olunca ben hemen bir Reyhan Hanım'ın yanına koştum geldim. Buradan güzel kokular gelmeye başladı. Spanglemiz pişti herhalde değil mi? Spanglemiz pişti. Kıvamını neler koymuştuk aldı spanglemize? Bir çay bardağı şeker koyduk. Tamam. 3 yemek kaşığı un koyduk. 3 yemek kaşığı kakao koyduk.
Sonrasında 1 litre su koyduk ve bunları kıvam alana kadar, göz göz olana kadar karıştırdık. Tamam. Karıştırmayı sakın ihmal etmiyoruz. Yoksa un içinde olduğu için topaklanabilir. Tamam. Karıştırıp göz göz olduktan sonra 2 yemek kaşığı tereyağımızı ekledik. Hı-hı. Yine arzuya, isteğe bağlı, ister sütlü, ister bitter çikolatamızı ekledik. Yine tamam. karıştırdık. Ama bu aşamada eridiler. Altını kısarak karıştırdık. Tamam. Tereyağını ve sütlü çikolatayı koyduktan sonra. Sadece eriyene kadar devam edeceğiz. Evet evet, içinde harmanlanıp eriyene kadar devam edeceğiz. Tamam. Ondan sonra ılımaya bıraktık. Hı-hı. Şimdi de bir su bardağı soğuk suyumuzu ekliyoruz. Tamamdır. Yavaşça. Bunu da bir güzel çırpacağız böyle. Suyumuzun soğuk olması önemli. Soğuk olması burada. Önemli. Spangimiz de ılımıştı değil mi? Tam evet, evet. Sıcak değil, tam sıcak soğuk değil. Sıcaklığı geçene kadar mutlaka beklemenizi hı-hı. tavsiye ediyorum. Tamamdır. Suyumuzu da koyduk. Evet. Şimdi güzelce karıştıracağız. Ne kadar karıştıracağız? Yani o zaten belli oluyor. Su içinde harmanlaşana kadar. Tamamdır. Bir bütünleşene kadar. Devam edeceğiz. Çırpacak mıyız sonrasında? Çırpabiliriz. Eğer kaşığınıza güveniyorsanız kendiniz şöyle hızlı hızlı da karıştırabilirsiniz. Tamam, o da yeterli olabilir. Kesinlikle. Diyorsunuz. Tamam, harika. Böreğimize geçelim. Geçelim. Spangimiz hazır o zaman. Hazır. Sadece biraz servis kaselerine. Dilerseniz bekleyebilirsiniz. Dilerseniz servislerimize koyabiliriz. Tamamdır. İsterseniz koyalım, isterseniz böreğe koyalım, geçelim. Koyalım, isterseniz bir tanesini koyalım tamam. birlikte. Gösterelim. Sonrasında zaten sunum aşamasında koyarız. Benim şöyle pratik bir malzemem var. Ya harika, onu da göstermiş olalım izleyenlerimize. Bu pankek normalde pankek hamurları için kullanılan bir alet. Harika, hiç de anlatmadım. Evet, çok pratik bir şekilde kenarlarına sıçramadan koyuyoruz. Evet. Bu şekilde koyuyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz herhalde evet. değil mi? Ardından da istediğimiz gibi sunumluyoruz. Tamamdır. Siz sunum olarak ne kullanacaksınız? Ben sunum olarak her zamanki gibi benim usulü olarak ceviz ve gül yapraklarını denedim. Portakal, tamam. kurtulmuş portakalla sunumlayacağım. Ay, ama siz nasıl arzu ederseniz öyle sunumlayabilirsiniz. Tamamdır. Fındık, antik fıstığını toz haline getirip evet. Yine cevizle, fındıkla, çikolata parçacıklarıyla rendelenmiş hı-hı. beyaz çikolata veya bitter sütlü çikolatayla. Evet. Biraz soğuduktan sonra evet, süslemek evet. değil mi? Daha kesinlikle güzel. Soğuması lazım. Tamam. Çünkü içine göçer, hoş bir görüntü evet. elde etmiş olmayız. Evet, haklısınız. Tamam, çok güzel. Ellerinize sağlık Reyhan Hanım. Dilerseniz böreğimize geçelim. Efendim bugün bir de makarna böreği dedik. Evet, değil su mi? Böreği formunda makarna böreği. Şimdi ben size çok burada güzel. Bir tüyo vereceğim. Evet, makarnanın sevdiğimiz. Dağılmaması için hı-hı. bizim yöremizin kuru yufkası var. Ama bilmeyenler için normal yufka kullanabilirler. Normal böreklik yufka böreklik olabilir. Böreklik yufka kullanabilirler. Tamam. Ben bizim yöremizin yufkasını ıslatarak tamamdır. En alt formuna koyuyorum. Onun kızarmasını bekliyorum. Haşladığımız makarnaları şöyle büyük bir kaseye alıyorum. Tamam. Burada herhalde bir paket makarna haşladık değil mi? Bir paket makarnayı haşladık. Çok güzel. Tuzumuzu ekliyorum. Tamam. Bir tane yumurtamızı ekliyorum. Bir yumurtamız da var. Evet. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyorum. Hı-hı. Yine yarım çay bardağı sütümüzü ekliyorum. Aslında bayağı böyle börek iç harcı evet, evet, kesinlikle. Gibi, yoğurt koyacağım. 2 yemek kaşığı da yoğurdumuzu ekliyorum. Tamam, bunları bir güzel, herhalde. Ben başka bir harmanlayacağız. Buyurun. Beyza'nın altını kısabilir miyiz? Tabii ki kısabilirim. Bunu çevirmek gerekecekse çevirebilirim. Yok, çevirmeyeceğiz. Şu an tamamdır. Değil. Bunu bir güzel harmanlıyoruz. Bakalım gerçekten ben eşim Erzurumlu bu arada. Erzurum gelinim gerçekten su böreğine benzeyecek mi? Efendim izleyenlere burada söyleyebilirim. İnşallah. Evet, benzeyecektir eminim. Evet Reyhan Hanımcığım, aslında latife yapıyorum ama sizin el lezzetiniz maşallah. Ha, çok teşekkür ederim. Ve böyle pratik şeyler paylaşmanız da çok güzel oluyor. Ben zaten burada ne öğrenirsem akşam eve gidip genelde bunu yapanlardan ederim. Alıyorum. İzleyenlerimiz de faydalanıyordur eminim. Kesinlikle. Onlar da yapıyorlardır. Harcımızı şimdi yoğurduk güzelce. Tamamdır. İç harika. Malzemeleriyle harmanladık. Hı hı. Şöyle yapacağım. Buyurun efendim. Tamam, şimdi yufkamız kızarırken tereyağında evet. üzerine de
harcımızı koyduğumuz makarnamızı bir güzel gezdireceğiz. Evet. Gezdiriyoruz. Yarı harcımızı ekleyeceğiz. Yarısına peynir koyacağız. Peynir koyacağız arasına. Tamam. Bir tane daha alıyorum. Bu aşamada peynirlerimizi yine dilediğiniz peynir çeşitiyle maydanozumuzu karıştırıp harmanlayın. Bol bol koymak da böyle gerçekten yakışıyor böyle peynirler. Peynir de birkaç farklı peynir kullanmak da çok güzel oluyor. Hem yani, beyaz peynir hem böyle İzmir kaşar peynirle, kaşar peynirle karıştırıp yapmanız da çok güzel olur. Evet. Bu şekilde. Bu aşamada yine kalan makarnalarımızı, harçlı makarnalarımızı diziyoruz. Çok güzel. İşte burada çevirecek misiniz? Nasıl çevireceğim. Olacak? Tavamızın kapağı var. Kapakla birlikte çevireceğim. Ama bunun kısık ateşle birazcık herhalde pişmesi lazım. Tamamdır. Şu aşamada... Buraya tekrar bir yufka serecek misiniz? Yufka sereceğim evet. Tamam, o zaman hem altına hem üstüne sermiş olacaksınız evet, değil tam mi? Evet, bir hem dağılmamasını engellemek için hem de bir tam bir börek formu vermek için harika. Bunu kullanacağız, yapacağız. Tamamdır. O zaman dilerseniz birazcık böreğimiz pişsin. Evet. Siz sonrasında tekrar çevirirsiniz. Ben sunum aşamasında yanınıza geleyim, böreğimize bakalım. Tamam, teşekkür ederim. Sağlık Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Ben de hemen hocamın yanına buradan geçeyim. Ve konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet hocam, çocuklardan bahsediyorduk. Çocuklar kimdir? Çocukluk nedir? Nasıl yaşanmalıdır? Farklılıkları ve aslında o bozulmamış fıtratla yaratılmış olmalarından bahsettik. Belki kaçıran izleyicilerimiz varsa onlara özet geçmiş olalım. Evet hocam, peki buradan birazcık da çocuk haklarına aslında geçiş yapmak istiyorum. Şimdi insan hakları diye konuşuyoruz ama artı olarak bundan ayrıca çocuk haklarını neden konuşuyoruz? Hani insan haklarından çocuğu neden ayırıyoruz? Aslında buradan başlasak çok Peki, memnun oluruz. Devam edelim oradan. Çok güzel kokular geliyor bu arada. Değil mi hocam? Ben de hafta sonu kızımla beraber muhtemelen uygulayacağım bu tarifi. Harika. Beraber hafta sonları kurabiye falan yapmayı seviyorum ben kızımla. Çok güzel. Evet, aslında hocam az önce bahsettiğiniz çocukla vakit geçirmek değil evet, mi? Evet. Yani önemli olan ona bir nasihat vereyim, aman bir kitabı açayım bir şey öğreteyim dense onunla zaman geçirdiğinizde zaten... Öyle. Siz neye sahipsiniz? Çocuk onu alıyor. Çocuk çok hocam? Güzel bir taklitçidir. Taklit yoluyla öğrenir. Evet. Sosyal öğrenme böyle bir şeydir. Öyleyse çocuğumuzun nasıl olması gerektiği sorusunun cevabı bizim nasıl olmamız gerektiği cevabında gizli. Evet. Öyleyse biz kendimize çeki düzen verdiğimiz sürece bu çocuğumuza da bir biçimde yansıyacaktır. Evet, inşallah. Sorunuza gelince çocukların insan haklarının dışında ayrı bir çocuk hakları kategorisiyle gündeme gelmesinin sebebi ne? Aslında bu benim biraz evvel söylemeye başladığım şeyin bir devamı. Batı'da yetişkinlikten ayrı bir kategori olarak çocukluğun ortaya çıkması, çocukların kendine has bir takım özellikleri olduğuna dair bir yaygın kabulü beraberinde getirdi. Bu da çocukların kendine ait döneminin, çocukların ihtiyaç duyduğu bir takım özellikleri karşılamak suretiyle doldurulması gerektiğine dair bir yaygın anlayışı beraberinde getirdi. Yani madem bebeklikten ve yetişkinlikten ayrı bir dönem olarak çocukluk ortaya çıktı, öyleyse bu dönemi tanımak, keşfetmek ve bu dönemin kendine dair özellikleriyle birlikte o dönemi yoğurmak gerekir anlayışı Batı'da yaygın bir kabul görmeye başladı. Bu da çocukların bir takım haklara sahip olduğu bilincini, tartışmasını beraberinde getirdi. Burada kritik bir takım olaylar var. Bunlardan bir tanesi Batı'da gerçekleşen sanayi devrimi. Evet. Özellikle evvela İngiltere'de başlayan, daha sonra bütün Avrupa'ya yayılan büyük sanayi devrimi. O benim tarıma dayalı üretim biçimi dediğim üretim biçimini dönüştürdü. Artık fabrika tipi bir üretim biçimi gerçekleşmeye başladı. İnsanlar tarımsal alanlarda çalışmak yerine kentlerde, fabrikalarda çalışmaya başladılar. Seri üretim çünkü artık söz konusuydu. Burada sanayi devrimi sonrası Batı'nın büyük şehirlerinde açılan fabrikalarda çocuklar da çalıştırılmaya başlandı. Evet. Çok küçük yaşlarda çocuklar kadınlarla beraber fabrikalarda çok acımasız koşullarda çalışmaya başladılar. Hatta öyle ki
baca temizleyen çocuklar diye bir olgu ortaya çıktı. Evet, bacalar çok küçüktü. O küçük bacaları temizlemek için cılız bedenlere ihtiyaç vardı. Evet. Ve o cılız bedenler de maalesef çocuklardı. Evet. Sanayi devrimi büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi ama aslında insanlık tarihi açısından da çok acımasız bir takım sahneleri ortaya çıkardı. Bu özellikle çocukları etkiledi. Çocukların o cılız bedenleriyle William Blake diye bir şair vardır İngiliz. Onun şiirini ben tavsiye ederim dostlarımıza. Konuklarımıza. William Blake, baca temizleyen çocuklar diye bir şiir yazıyor. Tam da bu hikayeyi anlatıyor. O sanayi devrimine bir itirazın, bir isyanın çocukların bedeninde nasıl tecessüm ettiğine dair çok güzel bir şey, şiirdir o. Bu acımasız koşullarda çalışan ve çok uzun saatler boyunca çalıştırılan çocukların durumlarına dair bir takım itirazlar, isyanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu da çocukların bir takım temel haklara sahip olduğuna dair bir anlayışı doğurdu. Bunu hatırlatmak gerekti aslında, değil mi? Elbette öyle. Evet. Yani aslında biz Avrupa tarihi için konuşacak olursak böyle bir hak bilinci orada ancak sanayi devrimi sonrasında ortaya çıktı diyebiliriz. Kadınların çalışma koşullarına dair itirazlar, hak mücadelesi, çocukların çalışma koşullarına dair hak mücadelesi beraberinde pek çok tartışmayı ve çocukların korunması gereken bir varlık olduğuna dair de kabulü ortaya çıkardı. Evet. Bundan dolayı geride bıraktığımız yüzyıl bir çocukluk yüzyılı olarak ortaya çıktı. Evet, çocukluk yüzyılı. Ve çocukların korunmaya muhtaç bir varlık olduğuna dair de genel bir kabulün yaygınlaştığı bir yüzyıl oldu. Evet. Bu yönüyle aslında çocukların kendine has özellikleri evrensel bir biçimde tescil edilmiş oldu. Bu da 1989 senesine gelindiğinde Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi'ni gündeme getirdi. 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi imzalanmıştı. Evet. Ondan epeyce bir zaman sonra Çocuk Hakları Bildirgesi imzalandı. Yani, evet, çok yakın bir tarih baktığınız zaman. Evet. 33-34 yıllık bir geçmişi var aslında. Elbette öyle, çok yeni. Evet. Fakat tabii yeni olmasına rağmen bu evrensel beyannamedeki maddelerin dünyanın pek çok ülkesi tarafından da uygulanmadığını görüyoruz. Aslında evrensel diye özellikle üstüne basarak söylüyorsunuz. Yani tüm dünyanın kabul ettiği bir beyanname ama uygulama noktasına geldiğinde uygulanmadığını söylüyorsunuz. Hatta bu evrensel beyannameye imza atmayan bazı ülkeler de var. Bunların da başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Yani çocukluk, o kültür endüstrisinden bahsetmiştin ya, çocuklar için endüstriyel üretimlerin merkezi aslında Amerika'dır ama... Evet. Buna rağmen çocuklarla alakalı böyle bir hassasiyetin de altına imza atmamış bir ülkedir. Evet. Amerika'nın yanında zannediyorum Somali'de imza atmayan ülkelerden bir tanesi ama Birleşmiş Milletler'e bağlı ülkelerin bunların dışındaki tamamı bu bildirgeyi imzalamışlar. Evet, 193 ülke galiba değil mi hocam? Evet, ama önemli olan şey tabii bu bildirgeyi imzalamış olmak değil, onun hükümlerini kendi ulusal mevzuatlarına geçirmeyi başarmak ve uygulamak. Hocam, bu bildirgede yer alan maddelerden bize biraz söz edebilir misiniz? Elbette. Bu maddeleri aslında şöyle kategorize edebiliriz. Pek çok madde var tabii bu bildirgede. Bir takım sosyal haklarla alakalı maddeler var. Bunlar çocukların en temelde yaşam hakkına dair maddeler. Kendini özgürce ifade etme hakkına dair maddeler. Bunun dışında ekonomik diye kategorize edebileceğimiz bazı haklar var. Bunlar da çocukların yetişkinliğe sağlıklı bir biçimde geçebilmeleri için ihtiyaç duyduğu şeylerin, ekonomik ihtiyaçların karşılanmasına dair bir takım haklar ve elbette çocuk yaşta çalıştırılmamaları gerektiğine dair bazı haklar. Bu çocuk işçiliğini yasaklayan bir hüküm. Ama dünyanın pek çok yerinde çocuk yaşta çalıştırılan milyonlarca çocuğun olduğunu biliyoruz maalesef. Diğer yandan siyasi bir takım haklar var. Bunlarda daha çok çocuğun katılım hakkını içeren maddeler. Çocuğun katılımından ne anlıyoruz? Çocuğun kendini ilgilendiren süreçlere, politikalara, uygulamalara vesaire, aslında genel olarak kararlara katılımını öngören maddeler. Bunları siyasi haklar olarak kategorize ediyoruz. Bunun dışında kültürel haklar diye, medeni haklar diye kategorize edebileceğimiz haklar da var. Onlar da her ne kadar bu bildirge evrensel bir bildirge olsa da çocukların kültürel bir takım farklılıklarını görüp gözetmek konusundaki duyarlılığın altını çizen maddeler.
Çocukların birbirinden farklı dilleri var, etnik kimlikleri var, inançsal bir takım farklılıkları var. Öyleyse bütün bunların da korunması ve gözetilmesi gerektiğine dair bir takım maddeler var. Kabaca böyle kategorize edebiliriz bu bildirgenin maddelerini. Aslında hocam çok böyle ironik ve komik olan durum şu. Yani çocuk hakları bildirgesinde de yer alan bütün maddeler yetişkinler için. Evet. Değil mi? Yani çünkü benim yeğenim 3 yaşında ve Amerika'ya taşındılar. Oraya gitti ve hiç İngilizce bilmiyordu. Ve bir kreşe başladı, okula gidiyor. Orada yani biz hepimiz böyle içimiz pırpır çünkü ya o çocuklar aralarında konuşurlar, oynarlar ama bizim küçüğümüz hani onları anlamaz. Ya dışlanırsa, ya şöyle olursa hani aklımızdan bin bir düşünce geçiyor tabii ki. Yani korkuyoruz. Evet. Ama okula başladığında yani aynı dili konuşmamasına rağmen hani çocuk dili diye bir şey vardır ya. Tabii. O kadar güzel bir uyum sağlayarak hepsi yani dediğiniz gibi dinleri farklı olan bir sürü çocuk var orada. Dilleri farklı, yani ırkları farklı olan ve Amerika çok kozmopolit bir ülke. Evet. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadan yani o çocuk diliyle, o oyun diliyle onlarla anlaşarak ve zaman içerisinde tabii ki o dile de aşina olarak hayatını sürdürüyor. Yani uyum sağlamak aslında yetişkinlerin ihtiyaç duyduğu bir şey. Evet, çünkü çocuklar doğal olarak uyum sağlarlar. Evet. Bu özellikle şeyde dikkatimizi çeker. Göçmen çocukların yerleşik olan çocuklarla olan ilişkilerinde bu dikkatimizi çeker. Kendiliğinden bir uyum aslında gerçekleşir. Evet, çocuklar o farklılıkların altını çizmezler. Farklılıkların altını çizenler bizleriz. Evet. Farklılıkları mübalağa ederek anlatanlar bizleriz. Evet. Onlarda böyle bir mübalağa yok. Benim kızım Şevval ilk defa siyahi bir insanla karşılaştığında ben baştan acaba ne yapacak diye kendime sordum. Biraz da kaygılandım. Acaba çocuklarda böyle bir ayrımcı tutum o çocuklara mündemiş bir biçimde bulunmakta mıdır acaba diye. Fakat gördüm ki Şevval o siyahi ablasıyla sanki herhangi bir insanmış gibi, herhangi bir ablaymış gibi doğal bir biçimde iletişim kurdu, oynadı. Onun siyahi olduğunu hiç fark etmedi bile. Evet. Bu çok kıymetli bir şey. Bize çok şey öğretiyor. Değil mi hocam? Yani, çok şey öğretiyor. Şimdi Şevval'in o ilk defa karşılaştığı siyahi ablayla kurduğu ilişkide onun dikkatini çeken şey o ablanın siyahi olması değildi. Şevval'le kurduğu olumlu ilişkiydi. Evet. Mütebessim tutumuydu. Bizi insan yapan şeyler bunlar. Yani kurduğumuz ilişkilerde pozitif olmak. Evet. Ayrımcı olmamak, dışlayıcı olmamak. Evet. Çocuklarda doğal bir biçimde var. Benim de arkadaş çevremden Amerika'ya veya başka ülkelere taşınanlar veya geçici olarak gidenler öncelikle çocuklarının uyumuyla alakalı bir takım kaygılar taşıyorlar. Evet. Ama tam sizin anlattığınız gibi hiç de böyle problem yaşamadan o süreci atlatıyorlar. Çocuklar dil öğrenmekte de çok mahirler. Evet, kesinlikle. Ve batıdaki okullar buna çok alışkınlar tabii. Çok çok kültürlü okullar oralar. Evet. Öğretmenlere evvela şunu söylüyorlar. Kaygılanmayın, çocuğu bize bırakın. Diğer çocuklarla kaynaşarak hem dili öğrenecek hem de buraya uyum sağlayacak diyorlar. Evet. Demek ki çocuklardan öğreneceğimiz diğer hususlardan bir tanesi de bu. Evet hocam. Farklılıklarla bir arada barış içinde yaşamak, uyum sağlamak ancak demek ki çocuksu bir gözlük takarak mümkün olabilir. Evet. Bu yönüyle de çocuklar bizlerden farklı. Kesinlikle. Ve hocam bu bildirgenin de yayınlanmasıyla birlikte bunun uygulanmasını da biraz konuşmak istiyorum. Özellikle ülkemizde de. Yani çocuk hakları bildirgesini Türkiye kabul etti. Fakat bunun ülkemizdeki uygulanması nasıl ve ya da Türk hukukunda ekstra çocuklarla ilgili başka kanunlar var mı? Yani onları o dediğiniz hani o merhametli bakış, o koruyucu bakış devlet tarafından da sağlanıyor mu? Biz bu bildirgeyi 1990 senesinde imzalıyoruz. 1994 senesinde de mecliste onaylayarak geçiriyoruz. Ve bizim ulusal mevzuatımızın bir parçası haline geliyor çocuk hakları evrensel bildirgesi. Doğrusu biz çocuk haklarını uygulamak konusunda imzayı attığımız günden beri çok kararlı bir tutum içerisindeyiz. Politikalarımızı buna göre uyumlandırıyoruz. Şu açıdan da şanslı bir ülke sayılabiliriz. Türkiye'nin sosyal politikaları çok uzun zamandan bu yana çocuk merkezli politikalar oldu. Osmanlı'nın geç döneminden de başlayarak böyle esasen. İkinci Abdülhamit dönemine baktığımız zaman çocuklarla alakalı pek çok yeni kuruluşun açıldığını görüyoruz. Kimsesiz çocuklarla alakalı açılan bir takım kuruluşlar, Darül Hayri Aliler, Darül Eytamlar vesaire. Bu erken cumhuriyet döneminde de devam ediyor. O dönemin hem askerleri hem entelektüelleri, aydınları çocuk meselesini önemsiyorlar. Örneğin Kazım Karabekir Paşa Çocuk Davamız diye iki cilt kitap yazıyor. Erzurum'da komutan iken orada 1000 kadar kimsesiz çocuğu
kışlaya alıyor. Kışla da onları koruma altına alıyor. Onları kışlanın imkanlarıyla birlikte giydiriyor, işte yediriyor, içiriyor, besliyor ve kışla içerisinde o çocukların bakımını üstleniyor. Bu geç dönem Osmanlı'dan başlayan bir duyarlılık bizim bütün sosyal politikalarımızı şekillendiriyor. Esasen çok uzun zaman boyunca sosyal politikalarımızın merkezi örgütlerinden bir tanesi olan Çocuk Esirgeme Kurumu da Himaye Esfal Cemiyeti olarak kurulmuştur. Ve Çocuk Esirgeme Kurumu olarak devam etmiştir ve daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kurulan bakanlığında çerçevesini, çatısını, omurgasını oluşturan bir işlev görmüştür. Bu yönüyle Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi'ne imza atmamız bizim açımızdan çok şaşırtıcı bir şey değil. Zaten çocuk politikalarını uygulayan bir ülkeyiz. Ama uygulamada elbette diğer ülkelerin de yaşadığı bir takım sorunları yaşıyoruz. Bugün çocuklarla alakalı en büyük meselelerimizden bir tanesi çocuğa dönük şiddet meselesi. Çocuğun istismarı meselesi. Bu istismarın farklı boyutları var. Fiziksel bir istismar olabilir, duygusal istismar olabilir, cinsel bir istismar olabilir. Veya çocuklar ihmal edilebilirler. Bu konularda hala ciddi bir takım sorunlarımız var. Bu sorunlarla mücadele edebilmek için elbette yapılması gereken pek çok şey var. Ama çocuğa dair bütüncül bir politikayı da oluşturmak gerekir. Yani Türkiye'de Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi'ne imza atmış olmak ve onu hayata geçirmek elbette önemlidir ama bir bütüncül çocuk politikasını da oluşturmak hayati bir önem taşır. Bugün çocuklarla alakalı meseleleri belki bir bakanlık çatısı altında toplamak ve orada ele almak son derece önemli. Çünkü kentleşmeyle beraber ve kentlerde ortaya çıkan yeni yoksulluk manzaralarıyla beraber biz çocukluğumuzu yitiriyoruz maalesef. Evet hocam. Çocuklarımızı tutmamız gerekir. Onları yakalamamız gerekir. Eskiden bir geleneksel dayanışma vardı. Bir mahalle duygusu vardı. 90'lı yıllara değinde süren bir şeydi bu. Çocuk sokağa çıktığı zaman hiçbirimiz aman başına ne gelir diye çok fazla kaygılanmazdık. Çünkü çocuk orada bilirdik ki mahallenin sosyal kontrolü altında güvenli bir ortamdaydı. Ama geldiğimiz noktada artık o mahalleyi kaybettik. Evet hocam. İnsanlar bireyselleştiler, atomlaştılar ve kendi hallerine bırakıldılar. Kırsalla kent arasındaki dayanışma ilişkileri çözüldü. Geniş aile çözüldü. Öyleyse çocuğu sokakta bir başına kendi kaderine bırakamayacak bir ülkeyiz artık. Öyleyse bunun farkına varmamız gerekir. Ve o çocukların elinden tutmak, onlara fırsat eşitliğini temsil edecek pek çok olanağı sağlamak gerekir. Evet hocam, aileler daraldı ama aynı zamanda yani anne baba ve belki bir kardeş... yani o çocukla daha da ilgileniyor gibi bir tablo da yok gözümüzün önünde. Eskiden öyleydi, haklısınız. Evet, yani hani aileler genişti ve belki annenin boşluğunu bir anneanne doldurabilirdi. Belki o gece masalını bir dede anlatabilirdi, örnek veriyorum. Ve dediğiniz gibi hani bu geniş aileyle birlikte çocuk insan ilişkilerini de çok daha farklı bir boyuta taşıyordu. Yani belki bir yaşlıyla nasıl iletişim kurulur, onu zaten en temelde ailede öğreniyordu. O yüzden topluma çıktığında bu konuda bir zorluk yaşamıyordu. İnsan ilişkilerinde çok daha yapılı bir halde, yetişmiş bir eleman olarak çıkıyordu aslında topluma. Çocuğun değeri de değişen bir şey aslında. Evet. 1980'li yıllarda yapılan araştırmalarda Türkiye'de çocuğun değeri araştırmalarında şunu görüyorduk. Çocuk bir tür yaşlılık sigortası olarak görülüyordu. Yani yaşlandığım zaman bana bakar duygusu ama... Geldiğimiz noktada artık çocuğun değeri de farklılaşmaya başladı. Çiftler örneğin, evliliğimiz krize girdi, boşanma ihtimalimiz var, bu evliliği kurtarmak için çocuk mu yapsak diye düşünmeye başladılar. Ve çocuğu bir tür evliliğin sigortası haline getirdiler. Çocuğun kendinden doğru bir değeri var, bu değeri görmemiz gerekir. Biz ise ne yapıyoruz? Ya evliliğimizi kurtarmak için, ya yaşlılığımızda bakımımızı üstlenmesi gereken birisi olarak çocuğu konumlandırıyoruz. Bu aslında Allah'ın emaneti olan çocuğa yapılmış büyük bir haksızlık. Evet hocam. Bunun Allah'ın emaneti olduğunun farkına vardığımız an çocukla kurduğumuz ilişkide saygı dolu bir ilişkiye başlıyoruz. Çocuk sadece sevilecek, hoşça vakit geçirilecek veya gelecekte bizim bakımımızı üstlenmesi muhtemel bir birey olarak değil... Aynı zamanda saygıyla yaklaşmamız gereken bir birey olarak görünmeli diye düşünüyorum. Evet, evet hocam. Çok keyifli ilerliyoruz ama çok kısacık bir aramız var. Eyvallah. Biraz sonra devam edelim. Efendim birazdan sizlerleyiz. Evet efendim, sizlerle birlikteyiz. Emrah hocamla birlikte çocuk haklarını konuşuyorduk. Devam ediyoruz inşallah. Evet hocam, bizlere birazcık da mülteci çocuklardan bahseder misiniz? Ülkemizde de
son yıllarda elbette Suriye ile birlikte olan çok fazla mülteci göçmen kardeşlerimiz oldu. Ve binlerce de çocuk, mülteci çocuk oldu aslında. Aslında binlerceden çok daha fazla. Çünkü Türkiye'de resmi kayıtlara göre yaklaşık 4 milyon Suriyeli göçmen var. Bunlar geçici koruma statüsü altındaki insanlar. Bunların da yarısı 18 yaşın altında. Yani çok fazla. Yani 1,5 milyondan fazla çocuk mülteci var Türkiye'de. Bu yönüyle aslında çok ciddi bir şey. Rakamla karşı karşıyayız. Bu noktada mültecilere karşı pek çok ayrımcı tutum elbette var. Bunları belli oranda anlayabiliriz ama bu ayrımcılığın çocuklara yansıması asla affedilir şey değil. Çünkü çocuklar masumdur. Bu çocukların Suriyelisi, Afganı, Pakistanlısı olmaz. Bu bakımdan özellikle ülkemizdeki göçmen çocuklara karşı son derece içerici, sosyal kaynaşmayı, uyumu içeren bir tutum içerisinde olmak gerekir. Çünkü bu çocukların çok büyük bir kısmı da Türkiye'de doğdular. Yani Suriye'den Türkiye'ye göç 2011 senesinde başladı. 2011 senesinden bu yana on binlerce çocuk Türkiye'de doğdular ve Türkçe konuşuyorlar. Okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın da uyguladığı bir proje ile beraber, PİKTES adı verilen bir proje. Suriyeli çocukların uyumuna dönük bazı çalışmalar yapılıyor. Okullarda çocuklar Türk çocuklarıyla beraber eğitim alıyorlar, Suriyeli çocuklar. Bu kıymetli bir şey ama burada velilere benim bir naçizane tavsiyem var. O da şu, lütfen çocuklarını Suriyeli çocuklarla oynamamaları, onlardan uzak kalmaları vesaire yönünde tembihlemesinler. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Evet hocam. Bu korkunç bir şey. Yani çocukların rengi olmaz, ırkı olmaz. Onların kimliği çocuk olmalarıdır. Evet, tabii ki. Ve biraz evvel fıtratlarından bahsettik. Son derece olumlu bir fıtratla dünyaya geliyorlar. Biz ne yapıyoruz? Aman onunla oynama, buna yaklaşma gibi tembihlerde bulunuyoruz. Bunu yapmasınlar. Göçün nedenlerini sorgulayabilirler. Uluslararası politikayı sorgulayabilirler. Göçmenlere karşı ayrımcılık yapmak için haklı gerekçeleri olabilir ama bunu çocuklara yansıtmasınlar. Çünkü çocuklar masumdur, çocuklar günahsızdır. Evet hocam. Okullarda bazen böyle şeyler görüyoruz çünkü. Suriyeli çocuklar bir köşede oynuyorlar. Ya. Türk çocuklar başka bir köşede oynuyorlar. Çok yazık. Onları kaynaştıracak, buluşturacak çabalar içerisinde olmak gerekir. İnşallah. Öğretmenlere de büyük iş düşüyor bu bakımdan. Kesinlikle hocam. Öğretmenlerin de muhakkak bu çocukların kaynaşmasına dönük olumlu bir tutum içerisinde olmaları gerekir. Evet. En başta öğretmenlerin önyargılarından arınmaları gerekir. Evet, inşallah hocam. Dediğiniz gibi yani o doğal fıtrat onlarda bozulmamış haldeyken biz aslında o olumsuz fikirlerimizi, düşüncelerimizi onlara yansıtarak onları o ayrı köşede oynamaya itiyoruz. Maalesef öyle. Evet. Halbuki masumlar. Evet. Çocuklar bir de uyum konusunda zaten doğal olarak kabiliyetliler. Evet, yani biz onları farklı yerlere koyduğumuz zaman ne yapıyoruz? Aslında ayrımcılığı yeniden üretmiş oluyoruz, beslemiş oluyoruz. Çocukların o doğal uyumlarından bizim de öğreneceğimiz şeyler var. Bunu yapmamız lazım. Çocukların da bizlerin üzerimizde hakları var. Yani bu haklar muhakkak bir evrensel beyannameye tabi olması gereken haklar değil. Evet, o çocuklar zaten hesap sorarlar bize. Evet. İslam'da da hocam çocuk hakları değil mi? Yani aslında çok net açık bir şekilde belirtiliyor ve belli bir çocuklara özgü haklar var. Bize biraz da bahseder misiniz? Evet. Örneğin çocukların evvela İsimlerinin doğru olmasına dair hakları var. Evet. Eğer biz isim tercihinde yanlış yaparsak o çocuklar bize hesap sorarlar. Evet. Ben son dönemde bu modernleşmeyle beraber o kültür endüstrisinden bahsettim kültür endüstrisinin ürettiği tüketim dünyasında, piyasasında isimlerin de bir piyasa içerisinde oluşturulduğunu görüyorum. Kesinlikle. Tuhaf, modern bir takım isimler koyma yarışına düşmüş insanlar. Halbuki isim geleneği sürdüren çok asli bir şeydir. Evet. Benim pek çok Avrupalı, Batılı arkadaşımda gördüğüm çok dikkat çekici bir şey var. İsim koymada çok hassaslar. Geleneksel isimleri sürdürüyorlar. Evet. Bu isimler de dini isimler genellikle. Bizde tuhaf bir şey var. Biz en yeni, en bilinmeyen, en farklı ismi koymak yarışına düşüyoruz maalesef, girişiyoruz. Halbuki böyle bir şey değil isim koymak. Evet. İsim gelenektir. Geleneğin devamıdır ve geleceği o geleneğin üzerine ancak inşa edebilirsiniz. Bu bakımdan ben o geleneksel isimleri muhafaza etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. O isimlerle alaycı, dalga geçer bir kültürün inşa edildiğini, bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Evet hocam. Bundan dolayı çocukların isim hakkı vardır. İslam'ın içerisindeki çocukların da hakları vardır dediğimiz noktada burası önem taşır. İkincisi elbette çocukların
Bu medeniyetin önemli güzel temsilcileri olarak iyi bir biçimde yetiştirilme hakları vardır. Evet. Biz çocukları tesadüfi bir biçimde kendi hallerine bırakamayız. Evet hocam. Öyleyse onların yetiştirilme haklarına saygı duymalıyız. Ve onların nasıl yetiştirilmesi gerektiği hususunda kendimizi yetiştirmeliyiz. Çocuk evet. yapmak kolay bir şey değil. Evet hocam. Çocuk sorumluluk demek. Çocuk kesinlikle. Aynı zamanda bir aydınlanma demek. Ben kızım dünyaya geldikten sonra bunları fark ettim işin doğrusu. Kızımla kurduğum ilişkide onun düzgün, doğru bir insan, iyi bir mümin olarak evet. yetişkinliğe geçişi aşamasında bu süreçte yapmam gerekenler beni doğrusu çok korkuttu, ürküttü. Çünkü kendimdeki evet. eksikleri görmeye başladım. Evet, evet hocam. Yani ben nasıl bir insanım ki kızıma bir takım ideal şeyler, referanslar oluşturuyorum. Yani bu kızım sorumluluk... şöyle birisi olsun diye düşler evet. kuruyorum. Evet, bu sorumluluk korkutuyor hocam. Yani insan çünkü az önce de sizin söylediğiniz çocuk çok iyi bir taklitçidir dediğiniz. Hı-hı. Yani heybenizde ne varsa onu yansıtıyorsunuz. Elbette. Onu ancak dışarıya gösterebilirsiniz. Elbette. Ve bu noktada da zaten hani insan kendini doldursun ki çocuğa herhangi bir şey öğretmesine gerek yok. Siz zaten o sahip olduğunuz değerleri yaşarken o da sizinle yaşayacak ve onları kesinlikle alacak öyle. Zaten. Çocuk bir şey öğretilmeyi beklemiyor. Çocuk evet. sadece onunla beraber uygulamayı bekliyor. Evet, bu evet yönüyle hocam. Gerçekten çok iyi birer taklitçiler. Hı-hı. Çok güzel bir ayna var karşımızda. Evet, öyleyse hocam. Bizim çocuğumuzla kurduğumuz ilişki aslında kendimizi yetiştirme, terbiye etme ve eğitme ilişkisi olmalı. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben böyle teşekkür doyamadık ederim. Ve çok da yarım kaldı aslında evet. ama çok kıymetli bir sohbetti. Geldiğiniz için Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Sizden de Allah razı olsun. İnşallah böyle izleyicilerimizde de güzel bir farkındalık oluştuğunu ben inanıyorum. İnşallah. Onlar da böyle hem kendi çocukları hem aslında toplumdaki hani mahalle büyütür deriz ya çocuğu. Hmm. Yani o bütün mahalledeki, bütün toplumdaki çocuklara karşı güzel bir farkındalık edinmişlerdir inşallah. İnşallah öyle olmuştur. Çok sağ olun hocam. Ben bir de mutfağa bakayım. Reyhan Hanım bizlere neler hazırlamış. Kokular geliyor. Evet, kokular geliyor dediğiniz gibi. Reyhan Hanımcığım, evet, ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Su böreği formunda makarnalı böreğimiz hazır. Evet, spangilimiz de hazır. Süsledik, sunumladık. Sizlerin karşısına çıkardık. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten muhteşem efendim. Böyle paketli değil, kendi evimizdeki malzemelerle yaptığımız en güzelinden, doğalından en bir soğan en güzelinden evet. çocuklarımızla beraber yapıp değil keyif mi? Alacağımı akşam, bir lezzet. Evet, akşamları böyle aslında çok hızlıca da yapıp sadece tüketebileceğimiz. Sadece 15-20 dakikanızı alacak çok bir lezzet. Güzel. Ve hafta sonu belki tercih edebilirsiniz efendim. Bir su böreği, formunda makarnalı börek. Hem ikindi çaylarına, hem sabah kahvaltısına, hı hı. hem işte akşam çayına. Yani neyi nasıl evet, arzu ederseniz her şekilde her tüketilebilir. Anı, makarna zaten günün evet. Her saatinde yenilebilecek bir lezzet. Nasıl arzu, hangi saat diliminde arzu ederseniz o saat diliminde yapabilirsiniz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz, biz bir günün daha sonuna geldik. Hayat güzeldir dedik. Hayata dair güzellikleri sizlerle paylaştık efendim. Ve aynı zamanda bugün bütün öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte, saatler 14.10'u gösterdiğinde Dost TV ekranlarında sizlerin karşısında olacağız inşallah. Allah'a emanet olun, dostla kalın efendim.